Dilovası, Gebze, Çayırova, Darıca bu bölgelerde AK Parti'nin çok sorunu yok gibi görünüyor. Ancak belediye başkan adayları değişebilir mi? Değişebilir. Mesela Hamza Şahin'in karşısına 18 tane aday adayı çıktı. Bu da buradan da anlıyoruz ki onun bir değişme durumu var. Gebze'de, Çayırova'da, Darıca'da değişir mi AK Parti'nin adayları sence? Sayı bazlı bir değerlendirme yapalım. Ben aslında en uçtan başlayalım, Darıca'dan başlayalım. Darıca'dan yanlış hatırlamıyorsam 2019 yerel seçimlerinde 13 tane aday adayı vardı yanlış hatırlamıyorsam. Geçen dönem Şükrü Karabacak 3 dönemini doldurduğu için yoğun bir ilgi vardı. Kesin değişecek biliniyor. Dolayısıyla pek çok aktör başvuruda bulunmuştu. Bu dönem Muzaffer Bey'in ilk dönemi ve Muzaffer Bey, AK Partililer arasında, belediyeciler arasında bir anket, bir temayül değerlendirmesi yaptığım zaman her zaman onu ilk üçte gördüm. Batı yakasında da iyi gördüm. Çünkü belediyecilik Türkiye'de sadece iş yapmak değil, aynı zamanda sağlıklı kentle diyaloglar kurmak. Bu anlamda Batı yakasındaki en güçlü tür olarak görüyorum. Ekonomisi son derece yerinde, belediyecilik noktasında yaşantısı belediyeciliği çok uygun. Güçlü bir isim. Ufuk Acay zaten ilçe başkanıydı son dönemde. Belediye başkanı arasındaki mesafe açılmıştı. O yüzden aday olmuştum. Bunun dışında evet, Darıca'da Ahmet Hakan Hacıoğlu da başvurmuş. Bir Yakup Top ve Said Aslan orada aday Evet, var. Yakup Bey zaten oradan güçlü bir adaydı. Sadece dönemde, son dönemde hem kadın aday olması hem de avukat kökeniyle itibariyle öne çıkmaya başladığını görüyoruz. Zaten CHP Gebze Belediyesi'nde grup başkan vekildi yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla bir öne çıktığını orada görüyoruz ama tabii ki Gebze'den Darıca'ya dümeni kırmızı da değişik bir şey olmuş. Daha önce Darıca'da da meclis üyeliği. Doğrudur. Ev falan Darıca'da bu arada, onu da söyleyeyim. O zaman Gebze'ye niye gittin? Yetiştiği yer Darıca, büyüdüğü yer, babasının evi de orada, akrabaları da orada. Gebze'de de ilçe başkanlığı yaptı. Yani Gebze şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde. böyle Orası çok içe geçmiş bir bölge aslında ya. doğrudur. Ama Darıca, bence bir Çayırova, yerden Gebze. biraz daha ağırlık vermek her zaman iyidir. Böyle git gel zikzakları bence gerek yok. Yani o iki isimden bir tanesi olacak galiba anlaşıldığı üzere. Yine kolay geçmeyecektir ama Zafer Bey de güçlü bir aday, güçlü bir figür olduğunu düşünüyorum. Gebze'ye gelince Gebze'de hakeza 5 yıl önce 23 tane aday adayı vardı. Belediye Başkanı Adnan Köşker'di. Adnan Köşker sıkıntılı bir isim. Gerek kişisel varlığındaki hızlı artış, gerek FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Mahrem İmamoğlu, Orhan Sipahioğlu'ydu galiba. Onun belediye başkan yardımcısı yapılması. Sonra onun getirdiği bir isim vardı, İmar Müdürü. Bankasya'ya para yatırımı konusunda para yatırdıktan sonra sosyal medya hesabından o makbuzu paylaşan isimdi. Dolayısıyla bu ilişkiler ağır ki Orhan Sipahioğlu uğurlayarak gönderdi Adnan Köşker. Öyle kovma değil. Dolayısıyla böyle sıkıntılı bir belediye başkanı olduğu için 23 aday adayı vardı. O 23 isimden 3 tanesi milletvekili, eski milletvekili. Yani onlar da talip olmuştu. Düşünün yani. Değişeceğine ilişkin kanaat ne kadar yüksek? Bu dönem sadece 5 belediye başkanı aday adayı var. Son derece Bir normal. tanesi de Köşker galiba. Adnan Köşker'in açıkçası burada diyor ki yani ben hala oyun içindeyim. Yani benimle ilgili olumsuz düşünceniz olmasın, aklınıza da gelmesin. Ben bu mesajları vermeye çalıştığını düşünüyorum. O belediye başkan olamayacağını, tekrar adaya olamayacağını, gösterilmeyeceğini kendisi de biliyor. Bunun daha ötesi var Evet, yok. mı? Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bir adayı var orada ve o da ayıp olmasın diye çıktı adamcağız herhalde. Esasında Nail Çiner aday olmayı düşünüyordu. Tabloyu çok parlak görmeyince vazgeçti. Hatta az önce Said'i söyledik. Yani Gebze örgütün Said Aslan Çalışkan'a sen bizim belediye başkanımız ol diyemedi Nail Çiner'den ötürü. Çünkü Nail Çiner'in böyle bir düşüncesi vardı. O nedenle Said'e mecburen Darıca'ya gittim. Yani şöyle, Nail Çiner olsaydı güçlü bir aday olurdu. Ancak İyi Parti'nin orada aday çıkarması öyle fasulye bir aday değildir. Hatta açıkça söyledi yani beni genel merkezden geri çekse bile ben adaylıktan vazgeçmem. Yani ben diyor ki benim çocuk oyuncağı değilim. Canınız isterse ileri, canınız isterse geri aldım. Bunu bana yapmayın. Ben çıkıyorsam karar verdiniz mi? Tamam mı? Ben aday adayım kardeşim. Sadık Güvenç. Meclis üyesi de biliyorsun. Dolayısıyla beni ona göre beni aday gösterin diye söyledi ki bunu kamuoyuyla da paylaştı. Sadık Güvenç kötü bir aday değil, iyi bir aday. İyi Parti için. Tabii dezavantajları ayrı ayrı adayla çıkarmış ama Sadık Güvenç iyi bir aday. Böyle İyi Parti aday çıkayınca zaten AK Parti gerildi ve güçlü. Nail Çiler de burada topa girmemiştir. Kendini garanti görmediği yerde niye yıpransın diye düşünmüştür. Ama tabii bu da pragmatist bir duruş. Yani Her şimdi tekse şimdi ben AK Parti kısmına biraz daha gideyim. Burada Zinnur Büyükköz değişik bir aktör. Şehir plancısı.
teknik bir isim. Daha önce belediye başkan yardımcılığı yaptı. Teknik başkanlık yardımcılığı yaptı. Normalde Gebze bölgesindeki siyaseti, yani belediye başkanlarında abilik yapması lazım. Ancak biraz işkolik bir arkadaş. Bu anlamda siyasal iletişimde zayıf. Bence son dönemde siyasal iletişimi güçlendirmeye dönük bir takım ya Zinnur Büyükgöz, insanlara da... Veya sokağa inmeye başlayıp videolar yayınlıyor. İnsanlara da merhaba diyor. Ya öyle kötü bir adam değil aslında, bu halkın içine giriyor da kardeşim imajını güçlendirmeye dönük bir takım videoları paylaşmaya başladılar ama adamın doğal bir yapısı var. Yani ben devlete 5 milyar lira kazandırdım diyor aslında. Yani bu işten anladığını anlıyoruz. Bu plan proje işlerini çok iyi anlıyor. Bunu tabii bu şekilde söylemesinin rahatsızlık verebileceğini, çok doğru olmadığını, siyasal iletişim anlamında doğru olmadığını anlayamıyorum. Adamın iyi olduğu taraflar var ama bunlar da eksik olduğu taraflar. Dolayısıyla güçlü, o anlamda güçlü bir aktör değil. Çalışkan bir aktör. Bir şeyler, iyi şeyler de yapıyor ama siyasal iletişimi zayıf. İnsanların duygularına dokunma konusunda kendisi. Bu saatten sonra geliştirmeye çabalasa gelişir mi? Malum insan 50'sine 60'ından sonra kolay kolay değişmez. Mevcut aktörle devam edici ortada. Kaşif Şahin Kesen bu arada bölgenin önemli aday adayları arasında isimlerinden saygıdeğer bir isim. Onun da ben dikkat çekmek için söylemiştim. Adnan Köşker'i değerlendirdik. Mustafa Altay'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski genel sekreter yardımcısı. Mustafa iyi bir teknokrat. Tabii siyasi bir özelliği gençlik kollarından geldi galiba. Tam emin değilim ama gençlik kollarından geldi. Bölge içerisinde bir tanınan bir isim ama siyasi aktör olarak yani sahaya indi mi bugüne kadar? İnmedi. Bunun da eksikliği var. Zindur Büyükköz'e devam ederse sürpriz olmaz. Çayırova'ya gelecek olursak, Çayırova'da yine fazla aday var. Yanlış hatırlamıyorsam 5 yıl önce de 13 adayı vardı AK Parti'de. Şimdi de 13 adayı var. Bu aday adayları arasında mesela Abdullah Yağcı eskiden başkan yardımcısıydı Çayırova'da. Gebze'de geçen dönem Gebze Belediye Başkan adaylıydı. Aday adayı olmuştu. Şimdi tekrar Çayırova'da. Şimdi adaydı. Onlar yapınca normal oluyor. Sahide Gebze'den şeye gideceğim. Normal demedim. Sadece o detayı paylaştım. Üçlü bir figür çıkmaz sürekli gezenler içerisinde. Tekrar edebilirim ya. Sözümüzden caymadık. Çünkü kişiye bağlı bir şey düşünmüyorum. Yani Meral Akşener sürekli politika değiştiriyor. Bunlar çok sağlıklı şeyler değil. Anlatabildim yani bu ana politikalar bu kadar sık değişmiyor. Çayırova'da 3 tane eski ilçe başkanı var AK Parti'de. Aday adaylığı başvurusunda bulunan. Ekrem Karahan, Servet Günay ve iki tane var. Eski belediye başkanı Ziyahattin Akbaş burada da adayı. Yani sayı aynı. Çayırova'ya ilişkin her dönem bir beklenti oluyor. Her dönem belediye başkanı değiştiren bir yer olsun. Gerçekten çok zor bir siyaset var orada da. İnanılmaz bir mücadele oluyor. Vesayet savaşları gibi. Başkasının yerine kavga edenler fazla. Valla en merak ettiğim yerlerden bir tanesi. Devam etmesi şaşırtıcı olmaz. Kesinlikle. Ama karşısında bu defa Cumhuriyet Halk Partisi'nden güçlü bir aday var. Mustafa Anaç. Ciddi bir tabanı var. Batı yakasında. Doğrudur. Mustafa Anaç güçlü bir aktör. Kabul etmek lazım. Ancak İyi Parti'nin adayı da orada. İyi bir isim. Saadet Partisi'nden İdami Bayrak. Saadet Partisi'nden geçmişti. Eski Saadet Partisi'nin adayı. AK Parti zaten güçlüydü. Yanlış hatırlamıyorsam %55 ile seçim almıştı bizim Büyümen Çiftçi. Dolayısıyla orada bir değişiklik AK Parti'nin yani kaybedeceğini şahsen düşünmüyorum. Dilovası'na gelirsek Dilovası bu dönemde AK Parti'de en çok aday adayın başvurduğu yer, ilçe. 18 isim var. Ancak 5 yıl önce de 18 isim başvurmuş. Yani bir değişiklik yok Dilovası'nda. Dilovası'nda her dönem belediye başkanı değişiyor mu? Değişmiyor. Rahmetli Ercan Dalkılıç orada. Sadece o tekrar belediye başkanı seçildi. Onun dışında hep değişti isimler. Yanlış hatırlamıyorsam. 18 isim içerisinde yine Ali Toltar var, eski belediye başkanı. Valla sektirmiyor her seçimde bir aday. Ben buradayım diyor. Ben buradayım diyor. Osman Akbulut eski ilçe başkanı. O da aday adayı oldu. İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut var. AK Parti'de Hamza Şair'in performansı sosyal projelerde iyi. Her eve yardım ulaştırması özellikle pandemi döneminde çok dikkat çekmişti. Ancak Dilovası da siyasetin çok zor, sert olduğu yerlerden bir tanesi.
Bu dönem en büyük avantajı ben geçen gün bir yazı yazdım. AK Parti bu dönem Delavos'u çok rahat kazanır. Sebebi muhalefeti birleştirecek orada bir aday yok. Ercan Dalkılıç rahmetli. Muhalefetin omurgasıydı o. Muhalefetin omurgasıydı. Tam olarak doğru bir ifade. Böyle bir isim arayışı var ancak bulunamadı hala. Bulunacak gibi de görünmüyor. Dolayısıyla geçen dönem Saadet'ten adaylarını koymuştu ama birinci dönem CHP'dendi. Rahmetli'nin öyle bir Saadet Partililiği yoktu. Malum orada bu dönem Saadet Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri de Saadet'ten girdi. Aynı şekilde. Dolayısıyla orada güçlü bir, yani hani çok adaletli bir seçim beklemiyoruz. Hamza Şair değişse bile Burada şey beklemiyoruz. hak ediyor mu? Aynı Fatma Kaplan'a sorduğunuz onu. Yani yeniden orada aday olmayı hak ediyor mu? Yani tekrar söylüyorum orada da hak ediyor mu? Göreceği bir ifade. Çok yönlü bakmak lazım. Benim gördüğüm kadarıyla sosyal projelerde başarılı bir isim. Çok Dilovası'na derinlikli inmedim. Bir tarafı dinlemekle de orada doğruyu öğrenemiyorsunuz. Yani bir şeyi çok yönlü dinlemeden, oradaki oraya yoğunlaşmadan siyasi manzara ilişkin çok net bir tahlil yapmak kolay olmuyor. Ben muhalefeti tahlil ettim. Muhalefetten kimsenin olmadığını gördüm. İyice sordum, soruşturdum. Orada bir kanaat oluşturdu ama şimdi ilçenin Hamza Şahin karnesiyle ilgili baktığınız zaman şimdi ona odaklanmamız lazım. Bu da çok vaktimizi alıyor. Bütün ilçeleri tek tek böyle analiz ettim mi? Valla hani yani her bir detayla ilgili etmeni ettiğim yönler var. Ama dediğim gibi sosyal projelerle ilgili başarı ben kadınlardan daha iyi oy alacağını düşünüyorum. Tabii aday gösterirse. Hani değiştirilmesi sürpriz olur mu? Değiştirilebilir de zaten bu manzarada ister istemez gösteriyorum.